Akşama kahvede bilek güreşi turnuvası başlıyor oğlum. Hadi ya, geldi mi vakti? Evet. İnşallah bu sene geçen senenin revanşını alacağım Paz Osman'dan. Hayır evladım. Biz senin bir iş bulup çalışmana karar verdik. Benim. Evet Kadir, senin. Aramızda başka işsiz güçsüz insan var mı? Ay vallahi bu evde bir tane akıllı yok Sevinç'ci. Biri tiyatro yapar, biri ressamla evleneceğim der. Annen haklı İpek'ciğim. Bir sürü pırlanta gibi kısmeti tepip de ressamla evlenmek bilemiyorum ama. Niye Sevinç teyze? Ressamlar evlendikten sonra katil mi çıkıyor? Ya tanıdığın iyi bir şoför var mı Mehmet Usta? Kamyonete mi? Yok hayır, benim jip için. Artık bir şoför istiyorum. Şoförsüz olmuyor. Kahvede bilek güreşi turnuvası vardı da oradan geliyoruz. Bilek güreşi mi? Evet. İlk turu geçtim biliyor musun? Benim ilk turu geçtim diye sevinmem yersiz olur şimdi. Bırakayım Hasan söylesin. Ay nefret ederim kabuk kuvvete dayalı yarışmalardan. Sinancığım, ben sana bir şoför buldum Sinancığım. Buldun mu? Kim? Bizim damat Kadir. Kadir mi? Niye canım? Şöyle bir ressam damadımız olsa hı? Fena mı? Ya ne ressamı Şükran ya, ne ressam ha? Onlar karılarını aç bırakırlar, boya yedirirler ya. Kim bu? Efendim ben Deniz Kankut Gökova. İpek. O mu? O şey canım, bizim damadım Kadir'in askerlik arkadaşı ya. Evet baba, eniştemin askerlik arkadaşı Tankut Bey. Senin de su karşı oynamaya can atmıyordun Mustafa. Dürüstçe ekebilirdin. Mustafa abi onun bilek güreşine katıldığını öğrenmenden çekindi Pelin yenge. Sen susana sen oğlum. Demek o da yalandı. Pelin bir saniye ben anlatayım. Hoşça kal Mustafa. Hulya ya. Canımı okuyor bu Sinan Bey ya. Günde üç kere cip yıkanır mı ya? Gel damat gel. Bak kim var burada. Kim var babacığım? Senin askerlik arkadaşın Tankut. Askerlik arkadaşım Tankut mu? Benim Tankut diye bir askerlik arkadaşım yoktu ki babacığım. Yok muydu? Demek askerde Tankut diye bir arkadaşın yoktu öyle mi? Bu kim peki? Tankut. Askerlik arkadaşı işte. Fakat birdenbire karşısında görünce tanıyamadı. Onca sene geçti tabii. Nasıl hatırlamaz canım? İnsan askerlik arkadaşını hatırlamaz mı? İyi bak Kadir, hatırlaman lazım. O senin askerlik arkadaşın. Evet enişte. Herhalde Tankut Bey seni kafasından uydurmuyor. Canku, ey Tankut, hatırlamaz mıyım asker arkadaşım benim. Vay be, tertibim be. Geçen yıllar seni çok değiştirmiş, tanıyamadım, çıkaramadım, kusura bakma. Ya, sen de çok değişmişsin. Bak baba, gördün mü? Hatırladı işte eniştem. Tabii ya canım, niye hatırlamasın? Benim damadımda fil gibi hafıza vardır. Şükran, bir dakika gelir misin sen benimle? Yürü bakayım. Ne oluyor burada Hulya? Neden hiç tanımadığım bir adamı tanımak zorunda kalıyorum? Evet ya, biri bana da anlatsın. İyice Fransız kaldık. Şükran, neler oluyor içeride ha? Kim bu adam? Ay Mehmet, söyledik ya. Kadir'in askerlik arkadaşı. Uyuyor musun Allah aşkına? Niye önce tanımadı da sonradan tanıdı o zaman? Bana bak, bir entrikalar çevirmiyorsunuz yine değil mi? Aşk olsun Mehmet, aşk olsun. Biz ne zaman entrika çevirdik ha? Senin anlayacağın küçük bir entrika çeviriyoruz enişte. Bir dakika, bir dakika. Yani şimdi bu bey bir ressam ve bizim İpek'in de arkadaşı öyle mi? Arkadaşlık kelimesi İpek için hissettiklerime tercüman olmaya yetmez. Bu olsa olsa tutkulu, deli dolu, heyecanla kanat çırpan bir aşk olabilir. İpek ne diyor bu ya böyle tutku mutku? Mustafa'cığım bir de sen karıştırma işleri. Evet Mustafa. Hadi Tankut sen de git artık. Bak babam çok şüphelendi. Babandan korkmamıza gerek yok yeşil gözlü. Hadi gel kıralım zincirlerimizi. Evlenmek istediğimizi haykıralım bütün dünyaya. İpek sen şimdi bununla mı evlenmek istiyorsun? Abi. Ya niye her şeyi en son ben duyuyorum ya? Daha dedem duymadı ki dayı. Gel bırakalım artık bu oyunu İpek. Gel dürüst olalım hayata ve insanlara. Bırak baban da öğrensin sana olan aşkımı. Bırak ona da anlatayım.
Ben şahsen tavsiye etmem Tankut Bey. Siz en iyisi yine Kadir'in askerlik arkadaşı olarak kalmaya devam edin. Bence de. Bana bak Şükran. Yine bir şeyler olur da en son ben duyarsam o zaman çok kötü olur, haberin olsun. Ha. Aman Mehmet, aman, yani ne kadar evhamlısın. İki tane askerlik arkadaşı görüşmesinler mi? Orasını bilmem ama şüpheli hareketler bunlar. Hadi enişte ya, al git hemen Tankut'u. Nereye ya? Babamın olmadığı bir yere. Vallahi kusura bakmayın, ben hiçbir yere gidemem. Çünkü bugün Sinan Bey canımı okudu, ben yatıp dinleneceğim. Ay, sonra dinlenirsin Kadir. Kendi gitsin Hulya. Olmaz enişte, siz askerlik arkadaşısınız. Bunca yıldan sonra 5 dakika görüşüp ayrılmanız hiç mantıklı değil. Neden canım? Ben belki askerdeyken sevmiyordum Tankut'u. Belki gıcık oluyordum kendisine. Evlen benimle İpek. Gel birlikte resmedelim hayatı. Seni hayatın bu sisli, bu puslu, bu flu ve bu bıyıklı renklerinden kurtarıp gökkuşağının içine götüreyim. Valla babam bu söylediklerinizi duyarsa ablam ancak Karacaahmet mezarlığına gelebilir sizinle. Hadi Tankut lütfen git ya, sonra konuşuruz. Kabul ediyor musun evlenme teklifimi benim küçük tatlı Mona Lisa'm? Hadi. Kadir, hadi sen de onunla git, bir saat sonra gelirsin. Olmaz Hulya ya, çok yorgunum. Bugün Sinan Bey tam 3 kere arabasını yıkattı bana. İsrar etmeyin. Lütfen ya. Hadi işte. Evlen benimle yeşil göz. Ne o? Gitti mi silah arkadaşları? Evet baba. Birbirlerini çok özlemişler. Gidip bir şeyler içip sohbet edelim dediler. Ay tabii tabii. Birlikte vatanı korudular. Konuşacak çok şeyleri vardır. Hadi kızlar bir sofrayı toplayalım. Tamam, gelin. Hadi. Allah Allah, Allah Allah. Sanki biri genelkurmay başkanı, öbürü de kara kuvvetleri komutanı olarak yaptı askerliği. Ya açsanıza kapıyı. Peki, ben gidip açayım bari kapıyı. Güle güle tertip. Yarın yine görüşürüz, hoşça kal, güle güle. Ne çabuk geldin ya? Aman, savdım başımdan gitti babacığım. Zaten askerdeyken de gıcık olurdum ben bu Tankut'a. Hep benim ayakkabı boyalarımı kullanırdı. La kuvvet, la havle, la havle. Ya ne oluyor ya? Kim var ya bu sabahın köründe ya? Efendim? Efendim Sinan abi? Evet daha uyanmadım abi. Uyuyorum Sinan abi. 6:30 abi saat daha. Uyanamadım. Pardon, nereye gitmem lazım? İzmit'e mi? Hemen. İzmit'te ne işin var benim Sinan abi ya? Tamam. Tamam Sinan abi, tamam. Ben şey yapayım, bir kağıt kalem alayım bari Sinan abi. Bir dakika abi. Tamam abi, kağıt kalem arıyorum abi. Kadir, kim bu saatte arayan? Sinan abi. Pardon, Sinan Bey'miş. Bir saniye Sinan Bey. Bak bak, bak. Abla, sen ne düşünüyorsun sabah sabah? Tankut'u. Tankut'u mu? Evet. Onunla evlenmeli miyim, evlenmemeli miyim bir türlü karar veremiyorum. Daha dün kararlıydın, evleneceğim diyordun. Ne bileyim ben. Daha babama bile söyleyemiyoruz. Üstelik Çağatay'la nişan atalı 1 ay bile olmadı. Aman abla, olsun. Hem iki nişan arasında belli bir zaman bırakmak gerek diye bir kanun mu var medeni kanunda? Bilmiyorum. Tekrar istenmek, tekrar nişanlanmak, hiçbirine hazır değilim.
Aman teyze, matematik yazılısı mı ki bu hazırlanısı? Vallahi Ceren Burger doğru söylüyor. Bilmiyorum. Ben bu kadar hırslı adamlardan biraz korkuyorum artık. Aman abla. Yani Çağatay'ınki başarı hırsıydı, para hırsıydı, mevki hırsıydı. Tankut'un ne hırsı var ki? Onunki de ipek hırsı. Ya benim gözlerim o kadar güzel mi? Niye bu kadar aşık oldu ki? Tamam Sinan Bey. Anladım Sinan Bey. Hallederiz Sinan Bey. Ne bu adres Kadir? Aman. İzmit'te iş yaptığı firmaymış da. Bugün ödeme varmış da erkenden gidecekmişim de parayı alacakmışım. Git bari Kadir. Canım ben bu adamın özel şoförüyüm, muhtemedi miyim? Bana ne ödemeden mödemeden 3 kuruş para veriyor, her işte kullanıyor bizi ya. Para kazanmak kolay değil Kadir. Hep bu annenle babanın başının altından çıktı bunlar. Ben niye Sinan Bey'in şoförü oluyormuşum? Hadi olduk diyelim. Parayı ben niye tahsil ediyorum? Bu memlekette bankalar boşuna mı var? EFT'ler, havaleler, bankamatikler şey diye mi kurulsun? İcat oldu yani. Niye? Süs mü bunlar? Adamın bir bildiği var demek ki Kadir. Bir bildiği falan yok. Sırf gıcıklık olsun diye sabahın köründe beni İzmit'e tahsilata gönderiyor. Zaten bu senin babanın jenerasyonu var ya, toptan üşütük. Kimmiş o üşütük olan? Şey baba, Kadir biraz üşütmüş de onu söylüyor. Evet babacığım, biraz üşütmüşüm. Hatta biraz da tırlatmışım. Hadi hadi, giyin de git işine hadi. Öyle üşütmüşüm üşütmüşüm numaralarıyla insanları kandırma burada. Çok para lazım Hulya. Çok para lazım. Bu stresten ancak böyle kurtulabilirim. Öf abla ya. Mis gibi sanatçı adamı bulmuşsun. Evlenme teklifi de almışsın. Evlen kurtul artık şu evden. Bilmiyorum ki bir ressamla evlenmek nasıl olur. Ben kararımı verdim. Bence fast foodçuyla evleneceğim. Evlen teyzeciğim, evlen. Ablam gibi kararsız kalmaktan iyidir. Aa, sizin için konuşması kolay. Sizin hayatınızda bir sanatçı yok tabii. Ne biliyorsun ki? Ne? Sen aşık mı oldun yoksa? Sayılır. Vay! Ne demek sayılır? Kim bu çocuk? Okuldan mı? Evet, tiyatro okulundan. Ha, tiyatrocu yani. Evet. İsmi ne teyze? Alp. Demini biraz şey koy Şükrenciğim. Tamam canım. Görüyorsun değil mi şu damadın yaptığını? İş bulduk, onu da beğenmiyor. Sanki tanımıyorsun damadını. Çalışmasın, havadan para kazansın. Onun tek istediği bu. Çalışacak efendim, çalışacak. Yok öyle çalışmadan, havadan para kazanmak. Allah çalışsın, çalışsın da Mehmet. Ben çok korkuyorum. Neden? Ayol ya Sinan Bey'in jipini falan çarparsa? Çarpmaz canım. Niye çarpsın ya? Üf, ya adamın parasına bir şey yaparsa? Nasıl yaparsa? Sinan Bey'in alacaklarını tahsil etmeye gidiyormuş ya. Ya paraları alıp kaçarsa? Hele öyle bir şey yapsın, başına ödül koydurur, vurduturum onu vallahi. Günaydın. Günaydın Mustafa abi. Sinirli gibisin. Sinirliyim tabii. Eline söylediğim yalan senin yüzünden ortaya çıktı. Kıza sküveş oynayacağız diye söz verdik. Bilek güreşi yapmaya gittik kahveye ya. Merak etme abicim ya. Çok kızmamıştı. Nasıl kızmamıştır? Dün akşamdan beri attığım hiçbir mesaja cevap vermedi. Ya Mustafa abi. Ya belki de telefonu kapalıdır. Zannetmiyorum. Ama bugün bütün gün uğraşacağım. Affettireceğim kendimi. Mesaj bombardımanını tutacağım onu. Vay vay vay. Küçük hanımımıza aşıkmış da haberimiz yokmuş meğer. Aman abla, hem daha bir şey yok ki ortada. Ha, platonik yani. Olabilir. Ama hep böyle kalmayacak tabii ki. Platonik ne demek teyze? Platonik tek taraflı demektir Ceren'cim. Yani sadece Defne teyzen Alp'e aşık. Ne biliyorsun? Belki o da benden hoşlanıyor ama söyleyemiyor. Ayrıca herkesi Tankut gibi üşütük sanma abla. Bu aşkta ne zor bir şey canım. Bütün aşıkların sorunu var. Evet, özellikle de benimki. Ay inşallah Tankut çıkıp gelmez yine bugün. Oğlum çekilsene başımdan ya. Ya merak ediyorum abi.
Neyi merak ediyorsun? Ne yazdığını? Ya sana ne oğlum, her şeyi merak etmesene sen, git ya. Abi istersen bende var ya çok güzel garantili aşk mesajları var ha. Bir tanesini söyleyeyim mi? Söyleme, ben kendim yazarım. Eğer gökyüzü bir parça kağıt, denizlerse bir şişe mürekkep olsaydı sana olan duygularımı yazmaya yetmezdi. Nasıl abi? Beğenir mi dersin? Tabii tabii. Bak istersen bir tane daha söyleyeyim abi. Gül bahçesinde geçse de ömrüm, inan senin üzerine gül koklamam gülüm. Seni koklamak olsa da ölüm, inan senin uğrunda ölmeye değer be gülüm. Bana bak lan dombili. Ne okuyorsun sen öyle ölüm gülüm diye he? Nedir o okudun? Hoş geldin usta. Ne yapıyorsunuz dedim. Hasan bana şiir okuyordu baba. Niye? Acık mı sana? Ne alakası var ya? Şiir ruhu güzelleştirir de o yüzden. Başlarım ruhunuzdan ha. Daha dükkan süpürülmemiş, dünya kadar iş duruyor. Bunlar oturmuş burada ruh güzelleştiriyor. Hadi geçin işinizin başına hadi. Yürü. Allah Allah ya. Ruh kuaförüm burası ya. Aferin benim güzel çocuğuma. Sütünü de içsin, zihni açılsın. Ay, ay ne güzel ders çalışırmış. Ya Sevinç işte böyle şekerim. Kadir'in asker arkadaşı dedik de zor çevirdik işi biliyor musun? İnandı mı bari Mehmet Usta? Yok canım, önceden çok şüphelendi. Sonradan inandı. Hoş geldin Sevinç teyze. Hoş bulduk. Hoş bulduk da ayol ressam çocukta pırlanta gibi cesaret varmış. Ayol öyle tek başına gelip apar topar kız istenir mi? Hele ki Mehmet Usta'dan o. Bunlar da kabahat. Konuştukları çocuklara anlatmıyorlar ki bu ailenin adabını. Bizim ailenin adabı herkese iki numara küçük geliyorsa ben ne yapayım anne? Dil de bir karış. İpek, evlenecek misin o çocukla? Bilmiyorum Sevinç teyze. Kesin sonuçlar açıklanınca ben sana haber veririm, merak etme. Yok canım, ne evlenmesi? Dün gördük işte çocuğu, kafasında ne saç var ne de akıl. Ay İpek, çocuk keltuş mu? Bana bak İpek, o çocuğu aklından çıkaracaksın tamam mı? Senin baban ressam koca istemez. Of, ne yapacağım ben ya? Seni yıldızlara benzetiyorum. Onlar kadar uzak, onlar kadar erişilmezsin. Ama bir farkın var. Onlar bin tane, sen bir tanesin. Oğlum yavaş, yazamıyorum ya. Yavaş biraz. Abi. Ne yapıyorsunuz siz burada? Şey yapıyorum baba, ben... Fermuarım sıkışmış da onu tamir ediyordum. Hı hı. Yalnız bu ne yapıyor bilmiyorum. Merhaba Mehmet Usta. Merhaba Sinan. Hoş geldin. Geç buyur, geç. Geç. Ya Kadir uğradı mı bugün hiç? Yo, uğramadı. Allah Allah. Birkaç yere tahsilat yapmaya gönderdim. Gelmedi. Gelir canım. Bir işi çıkmıştır. Trafiğe falan takılmıştır herhalde. Cebi de kapalı. İnsan merak ediyor. 7 milyar bu. Az para değil ki. 7 milyar mı? Ne güzeller değil mi Hulya? Bak mis gibi kokuyorlar. Sanki bir zambak gibi. Kadir, götürüp verir misin lütfen Sinan Bey'in parasını? Niye eve getirdin? Ya tamam, biraz dinleneyim, götürüp vereceğim ya. Farz et ki trafiğe takıldım. Aman kaytarmasan olmaz zaten. Ne canım, o da bana şoförlükten başka her türlü işi yaptırıyor. Günde 3 kere araba yıkattırır. Yok tahsilata yollar. Yok çay getir. Yok çantamı taşı. Neyim kardeşim ben, ahtapot muyum ya? Demek sizin damat çalışmaya başladı. Vallahi hayret. Ay sus, nazar değmesin. İnşallah bırakır şu at yarışını, kumarı, içkiyi ha? İnşallah. Anne. Efendim çocuğum. Bugün benim bir arkadaşım gelecek, tiyatro çalışacağız. Tiyatro mu? Kızım de tiyatrosu. Oturup eczacılık çalışsana. Vallahi bitiremeyeceksin. Baban saçını başını yolacak. Ya yolmaz anne. O aşık olduğun tiyatrocu çocuk mu geliyor teyze? Hayır Ceren'cim, bir kız arkadaşım geliyor. Dur bir dakika, bir dakika, ben anlamadım. Aşık olduğu tiyatrocu çocuk mu dedi bu? Evet, ben de duydum. Ne olmuş duyduysanız?
Biliyordum ben zaten bu tiyatro aşkının altından başka bir aşk çıkacağını. Ay senin kızlarda da ne sanatçı merakı varmış ayol. Biri ressam, biri tiyatrocu. Yakında el sanatçı kahvesine dönecek desene. Git şu kapıyı aç. Tamam, tamam. Baktım. Merhaba Defneciğim. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim, sağ ol canım. Gel hadi mutfağa geçelim biz. Tamam, peki. Merhaba Şükran teyze, merhaba Sevinç. Hoş geldin çocuğum. Hoş geldin çocuğum. Ben de gideyim artık Şükran, geç oldu. Kalkıyor musun canım? Kalkıyorum. Ayol sen de uğra arada sırada, hiç uğramıyorsun ki. Nasıl uğrayayım Sevinç? 8 kişilik evin işi bitmiyor ki anacığım. Doğru, haklısın. Hayır, akıllı olsa biri içinde ona bırakıp çıkacağım. Ama hepsi deli. Çok haklısın. Allah kolaylık versin sana. Hadi Allah'a sağ ol canım. Selam söyle Sevinç. Sağ ol, teşekkürler. Hadi güle güle. Abla ne yapıyorsun sen burada? Stresimi dağıtıyorum. Hoş geldin Pelin. Hoş bulduk İpek. Bir gün yağmura yakalanırsan benden kaçtığın gibi yağmurdan da kaç. Çünkü bulutların arkasında kaybolan aşkı için ağlayan benim. Of, çok klasiksin Mustafa ya. Dua et Pelin, benzin mesajları affetsin beni. Eğer affetmezse ben de seni affetmem ona göre. Ya korkma abi ya, affeder. Hala kapalı. Neyse ben kaçayım Mehmet Usta. Kadir filan gelirse hemen yollayın ha. Bütün paranın yarın bankaya yatması lazım. Oldu Sinancığım, yollarız. Yollarız. Hadi eyvallah. Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun. Allah Allah. Bu paraları alıp tüydün mü yoksa ya? Ne olmuş baba? Yok bir şey yok. Ben eve yemeğe gidiyorum, tamam mı? Tamam baba. Siz de dalga geçmeyin. İşlerinizi yapın burada. Tamam usta. Güle güle usta. Sanki yapacak çok iş var ya. Bir mesaj daha yazarım da. Çıldırtmayın seni Kadir ya. 5 defa niye sayıyorsun paraları? Ya dur bir Hulya ya, dur bir. Bunlar bir gün bizim öz paralarımız olacak. Bırak da sayayım. Bunlar bizim öz paralarımız olduğu zaman ben bu paralarla sana yatlar, katlar, arabalar, hatta atlar alacağım. Sana öyle büyük pırlantalar alacağım ki o pırlantaların büyüklüğünden ve ağırlığından parmakların sünecek. Sahi mi? Aşk olsun Hulya. Ben sana ne zaman yalan söyledim ki? Her zaman söylüyorsun ama olsun, neyse. Bence Defne haklı İpek'cim. Kabul et gitsin şu ressamın teklifini. Ben o kadar çılgın değilim Pelin. Düşünmeden edemiyorum. Annem ve babam da karşı bu işe. Benim de biraz zamana ihtiyacım var. Aman abla, zaman hiçbir şeyi halletmez bu evde. Aklına geleni dan diye yapacaksın. Bence de. Aa, Tankut senin resmini yapıyordu. Bitti mi? Bitmeye yakındı. Gördün mü sen hiç? Hayır, göstermedi. Aman da aman. Aman ders çalışırmış benim güzel torunum. Sakın ha sen bizim o deli kızlar gibi şaire, ressama varma. Olur mu çocuğum? Yok anneanne, ben kararımı verdim. Birinci fast foodcuyla evleneceğim. O ne o? Hamburgerci demek. Allah Allah. Ya Rabbim. Bizim deli kızlar bunun da aklını bozdu. Merhabalar Şükran Hanım. Bugün güneş kadar güzelsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim de. O ne o? Bu mu? Bu dünyalar güzeli kızınız İpek. Hani bu mu İpek? Evet. Onu görebilir miyim? İpek. Sevgilim. Aa. Tankut? İşte yine o yeşil, o derin, o muhteşem gözler. Merhaba sevgilim. Tankut, yine ne işin var senin burada? Seni özlemekten artık yorgun düştüm sevgilim. Hani bir resmin vardı ya yarım kalan. İşte bu o. Bu ablam mı şimdi? O galiba sürrealist değil mi? Sürrealist, figüratif, ekspresyonist ne fark eder ki? Bunlar hayallerin ve aşkın birleştiği o eşsiz gözler. İşte sevgilim, işte aşk, işte mutluluk, işte sen. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Ay ben hiç beğenmedim. Ne bu böyle? Hayal gücünüzü kullanmanızı öneriyorum. Ben öyle yaptım.
İnsan bu eşsiz güçten, yani hayal gücünden yararlanabilir ve onu sonsuza kadar kullanabilir. Aa, bu sadece resim değilmiş. Evet, önü sürrealist ama arkası bayağı gerçekçi. Tankut, lütfen biraz daha zamana ihtiyacım var. Aa, hoş geldin Mehmetciğim. Hoş bulduk. Ne oluyor yine burada? Yok, hiçbir şey yok. Bizim Kadir'in askerlik arkadaşı gelmiş yine. Ya, dün görüşemediler ya, ondan. Bu tablo ne? Hangi? Bu mu? Evet. Bu benim yaptığım bir resim Mehmet Bey. İsmi de Ay Işığı ve Yeşil Sardunyalı. Kimin resmi bu? Kimin olacak baba? Sardunyaların. Burada biri var. Ya o şeyin resmi baba o. Ah, Hülya'nın resmi. Evet, Hülya'nın resmi o. Hülya'nın mı? Nasıl yani ya? Şöyle oluyor şimdi. Senin askerlik arkadaşın ya. Onun için Hülya'nın resmini yapmış, hediye olarak Kadir'e getirmiş ya. Yani ne kadar ince bir davranış değil mi Pelin? Ay kesinlikle. Aynı Hülya abla. Kim? Bu mu çizmiş benim karımın resmini? Lütfen efendim, olayların akışını çarpıtmayınız. Valla bence Hülya bu resimde bayağı bir çarpıtılmış. Şimdi bu Hülya öyle mi? Hülya. Evet baba, Hülya ablam. Ha. Hayır efendim. Bir dakika damat. Sen al bakayım karının resmini. Askerlik arkadaşını da al. Hadi babanız yemeğe geldi. Yemek hazırlayacağız. Bizim acelemiz var. Ben benim karımın Hülya'mın resmini nasıl yaparım? Ya olsun. Hayır olmasın. Bir dakika oğlum. Ay ne sıcak bir arkadaşlık değil mi babacığım? Evet evet. Sanki bir kabusun ortasındayım Maria. Çevremdekiler büyüyen karanlık gölgelere dönüşüp üstüme geliyorlar. Bütün bu kabusların sebebi Nikolas'tır kardeşim. Onun kasabayı terk etmesi seni... Ama sıkıldım ben. Ben de. Gel şöyle oturalım. İyi olur. Kafam çok dolu şu aralar ya. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Al benden de o kadar. Senin neyin var? Ya çok hoşlandığım biri var ama biraz fazla karizmatik. Nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. İnanmıyorum, sen de mi? Biliyor musun benim de derdim aynı. Hadi ya, sen de mi aşık oldun? Evet, seninki kim? Önce sen söyle. Ben Alp'ten hoşlanıyorum. Alp mi? Bizim oyundaki Alp. Evet. Ay çok tatlı değil mi? Evet öyle. Yani öyledir herhalde. Ya sen? Ben mi? Muhittin diye biri var. Sen tanımazsın. Gitti bu. Ya çok merak ettim şu resmi. Niye çağırmadın İpek? Yaman abla, seni çağıracak akıl mı vardı ki? Zor attık ikisini dışarı. Yine o ressam mı geldi? Bana bak İpek, bu seni rahatsız falan mı ediyor? Of, hayır Mustafa. Rahatsız falan etmiyor. Allah Allah ya. Niye o zaman hep üfleye püfleye anlatıyorsun? Çünkü sürekli ve ısrarla evlenme teklif ediyor. O zaman ben yarın şu ressamın gözüne güzel bir mor çalışayım. Aman Mustafa, sen kendi işine bak. Bence de. Biliyor musun, dün bayağı bir konuştuk. Galiba o da benden hoşlanıyor. Öyle mi? Evet ya, kesin bir haftaya kalmaz çıkma teklif edecek bana. İnşallah. Ay umarım sen de Muhittin'den teklif alırsın. Ya yoksa biz bu kafalarla oyun çalışamayız ha. Haklısın. Yarın devam edelim mi? Tamam, geç oldu zaten. Ben toparlanayım o zaman. Yok, yok, yok. Kesin paraları aldı kaçtı sizin damat. Ay yok canım. Olur mu öyle şey? Bir işi çıkmıştır, bir yere uğramıştır. Gelir birazdan. Tabii Sinancığım, yapmaz Kadir öyle şey. Ne kadar para toplayacaktı Sinan? Vallahi bütün paraları tahsil ettiyse 15 milyar falan olması lazım.
Aa, yurt dışına kaçmaya yetecek kadar var diyorsun yani. Yok canım, bizim damat yurt dışının yolunu bilmez. Kedi gibi döner gelir. Merak etme Sinancığım, parana bir şey olursa ben kefilim. Yapma Mehmet Usta. Sende o kadar para var mı sanki? Ben bir çay daha alayım. Ben verseydim. Yok yok, ben alırım. Merhaba. Merhaba. Sana attığım mesajlar gelmedi galiba. Yok, hepsi geldi. Niye cevap vermedin? Kızgın mısın hala bana? Evet, sana kızgınım. Çünkü sen bana yalan söyledin. Ama istemeden oldu. Mecbur kaldım. Beni affetmeyecek misin? Aramız kötüyken ben hiç uyuyamıyorum, biliyor musun? Barışmadıkça da uyuyamayacağım. Barışırız ama bir şartla. Nedir o? Bir daha bana o şiir gibi mesajları çekmeyeceksin. Hepsi çok kötü. Tamam, söz. Ulan Hasan, yedim seni. Of of. Ah, geldi işte. İpek, aç kapıyı. Merhaba millet, hürmetler ederim. Resmi olabilir miyim? Hayır Baldız, alamazsın. O bana ait bir şey. Belki değerli bir şeydir. Merhaba Sinan abi, nasılsınız? Sinan Bey. Pardon. Çok şükür gelebildin yani Kadir. Neredesin evladım sen? Ben Sinan Bey'in paralarını tahsil ediyordum babacığım. İşte Sinan Bey, bütün para bu çantada. Tamı tamına 15 milyar. Bence say Sinan. Aşk olsun Müjgan Hanım. Bana güvenmiyor musunuz? Yok canım, ben öyle demek istememiştim. Hayır yani biraz gecikince... buyurun o zaman, kendi paranızı kendiniz yatırın bankaya. Ben bana güvenmeyen insanlarla çalışamam Sinan Bey. Güveniyorlar canım, güveniyorlar. İşi bırakmak için bahane arama hemen. Tabii canım, güvenmeseler sana koskocaman jipi... bu kadar parayı emanet ederler mi? Ama öyle. Hemen öyle yanlış anlama. Para sende kalsın. Yarın banka açılınca yatırırsın. Aman Allah'ım, buna kadar güzel bir şey. Beğendiniz mi? İsterseniz size satabilirim. Hayır enişte. Evet Baldız. Ne kadar? 10 milyar. 10 milyar? Çok fazla. 5 olsun. Sinan? 200 milyon veririm. 200 milyon mu? 2 milyardan kuruş aşağı olmaz. 300. 1 milyar olsun. Enişte. Sana ne canım, bırak satsın. 400. Tamam, anlaştık. Buyurun. Öbür gün bizim arkadaşlarla ralli seyretmeye gideceğiz. Gelir misin sen de? Ralli mi? Evet. Benim Sema diye bir arkadaşım var. Onun erkek arkadaşı da katılıyor. Olur, gelirim. Harika. Sema'nın erkek arkadaşı kazanırsa parti de verecek. İstersen ona da gideriz. İyi olur tabii, gideriz. Ay, sen de katılsaydın keşke. Çok heyecanlı olurdu. Ama araba lazım. Neyse, ben içeri geçiyorum. Görüşürüz sonra. Parayı al, doğru bankaya yatır Kadir. Bak dün annemlere bir sürü laf söylemiş Müjgan ablalar. Tamam Hulya, tamam, yatıracağız herhalde. Makbuzunu da almayı unutma. Unutmam Hulya, unutmam. Bunları hatırlatmana ne gerek var anlamıyorum yani. Gidiyor musun? Gidiyorum babacığım. Bana bak, parayı doğruca bankaya götür, yatır, tamam mı? Tamam babacığım, yatıracağım babacığım. Makbuzunu da al, Sinan Bey'e götür, ver. Dünkü gibi laf söylettirme bize. Tamam babacığım, makbuzu da alıp götürüp vereceğim babacığım. Çıkıyor musun çocuğum? Evet, çıkıyorum anneciğim. Aman çocuğum, hemen parayı bankaya yatır, tamam mı? Tamam anneciğim, tamam. Makbuzu da al, hemen götür Sinan Bey'e ver. Dünkü gibi bir dolu laf söyletme bize. Tamam anneciğim, tamam, tamam. Hadi canım, güle güle. Tamam. Ralliye katılıyorum Hasan. Ralliye mi? Evet. Ne rallisi abicim sabah sabah ya? Dur bir bismillah de, günaydın de. Dün gece çok düşündüm Hasan. Benim o ralliye katılmam şart. Hangi ralliye? Pelin'in beni davet ettiği ralliye. Seyirci kalamam bu işe. Katılıp kazanmam lazım. O partiyi benim vermem lazım. Of ya, of ya, of. Ya nasıl satar resmimi eniştem ya? Ben nasıl alacağım onu Müjgan teyzelerden şimdi? Bilmiyorum abla.
ay senin neyin var? Senin de mi resmini sattı Müjgan teyzeler enişten? Hayır. Defne. Sen iyi misin? İyiyim. Yok yok, sen hiç iyi değilsin. Ben kardeşimi tanımaz mıyım? İyiyim abla ya, rahat bırak beni. Bak anlatmadan şuradan şuraya gitmem. Hatta rahatsız da ederim. Ya Mustafa abi, sen Orali'ye hangi arabayla katılacaksın? Bizim arabayla. 86 model Kartallar. Evet, ne var? Ya abicim Allah'ını seversen sus ya. Ya o araba düz yolda zor gidiyor. Dağda taşta nasıl gitsin? Oğlum bizim arabada 4x4 ruhu var. Her yerde gider alimallah. Peki usta ne diyecek bu işe? Hasancığım, senin ustan böyle bir duruma ne der? Olmaz der. Daha ne soruyorsun o zaman? Ben haber vermeyeceksin ustaya. Aferin Hasan. Bazen senin kafan çok çalışıyor. Dikkat et, yanmasın. Sen de arabanın motoruna dikkat et abi. Yanmasın. Çok merak ediyorum. Acaba Kadir yatırdı mı parayı? Yatırmıştır herhalde anne ya. Alıp kaçacak değil ya. Ne bileyim ben kızım, şeytana filan uyar. Nasıl bakarız Müjgan'ın yüzüne? Zaten laf sokuşturmak için yer arıyor. İşte böyle abla. Kime aşık olduğumu Hazal'dan önce ben söyleseydim şu anda üzüle ne olacaktı? E kızım sen de niye diyorsun önce sen söyle diye? Pat diye söyleyecektin işte. Ya of ya of. Nereden bileyim ben onun da Alp'e aşık olduğunu ya? E ne olacak şimdi peki? Artık Alp'i unutmak zorundayım. Hazal yakın arkadaşım. Onun hoşlandığı çocukla ne gibi bir hayalim olabilir ki? Ya of ya of. Neyse artık düşünme. Sen de başka birini bulursun. Ya ama ben Alp'ten hoşlanıyorum. Aman boş ver şimdi, düşünme. Sen asıl şu resmi Müjgan teyzelerden nasıl kurtaracağız onu düşün. Aman abla ya. Bana ne senin resminden ya? Bırak onda kalsın. Olmaz, o benim resmim. Onu Tankut yaptı. Hem ilk defa biri benim resmimi yapıyor. Onu da başkasına yar edecek değilim herhalde. Şu kapıya bakayım. Tamam beyefendi. Siz benim kaydımı yapın. Ben bu akşam 5 gibi gelir imzalarım formları. Teşekkür ederim. İyi günler, sağ olun. Kayıt işlemi de tamamdır. Ya abicim, sen harbiden kafayı yemişsin ya. Ya o ralliye katılan arabaların motorları modifiye edilmiş. Sen o rallide ancak toz yutarsın. Ben de şimdi gidip Tahsin Usta'ya bütün ayarlarını yaptıracağım arabanın. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Modifiye diyorum abicim, modifiye diyorum. Ayar değil. Ya güçlendiriliyor motorlar. Oğlum motor falan hikaye. Olay şoförlükte. Veriyorlar o süt çocuklarına gıcır gıcır modifiye arabaları. Ama şoförlük sıfır. Onların arabası iyiyse benim de şoförlüğüm iyi. İyi bari. Ben de geleyim seni izlemeye. Sen izlemeye gelmeyeceksin oğlum. Neden? Çünkü sen benim co-pilotum olacaksın. Yani yanımda oturacaksın, yön falan tarif edeceksin. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Ne o? Arabayla gelmişsin bugün. Evet baba. Bir haftadır çalışmıyordu araba. Motor kendine gelsin diye bir çalıştırayım dedim. Motor kendine gelsin diye çok basmadın değil mi? Arabanın canı kalmadı zaten. Öyle basıp masıp da motoru yakma sakın. Yok baba, yakar mıyım hiç? Anne, nasıl alırız sence şu resmi Müjgan teyzeden? Aman ne resmi, bırak Allah aşkına. Zaten bir şeye benzemiyordu. Ya almak lazım anne, benim resmim o. O zaman iyi, geçmiş olsun. Müjgan çok sevdi, hayatta geri vermez onu. Üfün işte ya. 400 milyona sattı aşkımı resmen. Ay, hala aşk diyor ayol. Bak şu kapıya. Aa, hoş geldin Müjgan teyze. Merhaba. Ya, vazgeçtin yoksa resmi almaktan? Yok hayır, hayır vazgeçmedim. Vazgeçmedim de bunun arkasında benimle evlenir misin diye yazıyormuş da bu nedir diye bir sorayım dedim. Aa,
bu yazı mı? Bu yazı... bu yazı bir büyü Müjgan teyze. Ne? Büyü mü? Buyurun Selin abi. Sağ ol canım. Ya bu senin damat çıldırtacak beni Mehmet Usta. Saat kaç oldu hala gelmedi bankadan. Benim bu damat beni de çıldırtacak Sinancığım. Beni de. Ya Müjgan teyze. Bu resmin asılı olduğu evlerde bekar kızlar evlenemiyorlarmış. Çünkü ressam resmi bu kadına hediye etmiş. Bu kadının kendisiyle evlenmesini istiyormuş. Bu resmi alan bütün bekar kadınları lanetlemiş. Peki kim bu kadın? Bilemiyorum. Ama ne Nemrut yüzü var değil mi? Ay şuna baksana, uğursuz uğursuz duruyor. Kadir'de ne işi varmış bu resmi? Ona da kızı bir türlü evlenemeyen bir arkadaşı vermiş imha etsin diye. Ama eniştemi bilirsin. Çıkarcı işte, hemen sattı size resmi. Al bunu götür ona. Yani ben öyle büyülü müyülü hikayeleri hiç sevmem. Şimdi durup dururken Pelin'in de kısmetini kapatmayalım değil mi? Evet, ben bunu en iyisi götürüp balkondan aşağı atayım. Aa, sen mi geldin? Hoş geldin canım. Hoş buldum, hoş buldum Şükran. Canım. Senin damadın sattığı tabloda büyü mü ne varmış, onu geri getirdim. Büyü mü? Kim dedi? İpek anlattı canım. Gerçi ben inanmam öyle büyüye falan ama... bir tablo için eksik olsun yani. Uzak dursun bizden. Ah İpek, ah! Peki, teşekkür ederim hanımefendi. Al işte. Şimdi aradım bankayı. Öyle 15 milyar gibi para yatmamış hesabı. Yatmamış mı? Yatmamış tabii. Nerede bu adam Mehmet Usta ya? Bilmiyorum Sinancığım. Bilmiyorum. Ayol Sinan Bey tablonun yok olduğunu fark edip kızmaz mı? Evde o kadar çok tablo var ki Şükrancığım fark etmez bile. Ben bir kapıya bakayım canım, pardon. Ne oldu Kadir sana böyle? Çok fenayım anneciğim. Çok kötü. Kadir Bey ne oldu, anlatsanıza. Soyuldum Müjgan Hanım. Soyuldum. Ne? Ben jipi bankanın karşısındaki otoparka park ettim. Sonra çantayı aldım, parayı yatırmak için indim. Tam o sırada üzerime çullandılar. İki kişiydiler. Zebellah gibiydiler Sinan abi. Ben çantayı vermek istemedim. Onlar almak için zorladı ama ben de zorladım, vermedim. Ama beni tekme tokat dövdüler. Yere yatırdılar, kemiklerimi kırıyorlardı vallahi Sinan abi. Elleri kırılsın inşallah. Yapacak bir şey yoktu yani. Çantayı zorla aldılar ve kaçtılar. Peşlerinden koşsaydınız ya. Bu halimle mi? Kusura bakmayın Müjgan Hanım ama ben Terminatör değilim. Benim içimde robot falan yok. Polise gittin mi peki? Gittim tabii. Hem de hemen gittim. Tutanak tuttular. Yarın sizi bekliyorlar Sinan abi. Gitti yani 15 milyar. Çaldırdın ha. Evet. Oh. Mehmet Usta, bir konuşabilir miyiz? Tabii Sinancığım, tabii. Buyurun. Şükran, sen de şuraya kadar gelir misin? Bak Şükran. Bu hikaye bana hiç inandırıcı gelmedi Mehmet Usta. Dövmüşler işte Sinan, almışlar parayı. Şehir eşkıya dolu, bilmiyor musun? Bence para hala Kadir'de. Paramı aldı, çalındı süsü veriyor. Dayak? Dayaktan kolay ne var? Sana 10 milyon verse Kadir'i dövmez misin? Bana kalsa ben bedava da döverim de. Yani sen şimdi birine kendini dövdürttün mü diyorsun? Aynen öyle. Allah Allah. Yarayı kapatmayalım da kurusun Kadir. Oh. Çok basit bir numara Şükran. Resmen kendini dövdürmüş, parayı almış. Canım yapmaz öyle şey. Oh, sağ ol Hulya. Ellerin ne kadar hafifmiş karıcığım. Canım. Canım. Yapabilirdi tabii. Bilemiyorum. Ya bizim damat 15 milyar için böyle bir şey yapar mı diyorum, 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 diyorum. Ya evet yapar. Peki ne olacak şimdi? Sen dur. Şunun ıhlamaları, inlemeleri geçsin. Ben güzelce bir sorguya çekerim onu yarın.
Ya bu damat numara yapıyorsa? Ya gerçekten kendini dövdürtüp de parayı aldıysa? Ay. Sana bir şey söylemedi mi? Hayır baba. Siz de mi onun yaptığına inanıyorsunuz? Hayır, ben inanmıyorum ama... Yani eğer yapmışsa Sinan'ın yüzüne bakamam doğrusu. Ne olacak şimdi ha? Ne olacak canım? Bugün gerçeği öğrenene kadar sorgulayacağım onu. Ne haber enişte? Sorma kayınço. Çok kötü dövdü adi herifler beni. Oh! Enişte. Ah, ne var kayınço? Bak doğru söyle, sen mi aldın paraları? Ne diyorsun sen kayınço ya? Ben soydular diyorum, sen ne diyorsun? İnsan kendi kendini soyar mı ya? Dur bakayım. Bravo ya, ne kadar inandırıcı yapmışsın. Ne yapıyorsun Mustafa? Yaralıyım diye böyle yapma, bozuşuruz bak ha. Tamam tamam, şaka yapıyorum. Oğlum dikkatli ol biraz ya. Hadi Mustafa abi ya, gitmiyor muyuz? Daha gidip pisti tanıyacağız. Oğlum ben seni aşağıda bekle demedim mi? Ya bir yukarı çıkayım da Kadir abiyi tebrik edeyim dedim. Hı? Tebrikler Kadir abicim. Götürmüşsün paraları. Geberttin nasıl? Baykuş Hasan. Hadi çıkalım biz de. Pelin gelir şimdi. Tamam abi. Merhaba. Neden bu kadar erken gidiyoruz Mustafa? Rally saat 2'de değil mi? Bizim biraz daha erken gidip pisti tanımamız gerekiyor da Pelin. Evet. Pisti mi tanımanız gerekiyor? Neden? Biz de katılacağız çünkü rally'ye. Ben de Mustafa abinin kopilotu olacağım. Yanına oturacağım, yol tarif edeceğim. Değil mi abi? Evet. Ne yani? Sen de mi katılacaksın Mustafa? Evet. Araba? Hı. Bizim araba var ya canım, Kartal. Saçmalama Mustafa. Merak etme Pelin. Benim şoförlüğümü geçecek kimse yok o pistte. Merhaba Pelinciğim. İnanamıyorum ya. Aa, ne oldu, hayırdır? Sonra anlatırım. Neyse, bu sana gelmiş. Posta kutusundaydı. Görüşürüz. Hadi bay bay. Benimle evlenmeyi kabul etmezsen bugün içinde intihar edeceğim. Tankut. Of, aman be Tankut ya. Damat, şu olayı bir daha baştan bir anlat bakalım. En baştan mı babacığım? Evet Kadir, baştan. En baştan. Bir dakika, bir dakika. Doğruyu, yalnızca doğruyu söyleyeceğine yemin eder misin? Ederim babacığım. Evet. Şimdi olay şöyle oldu. Hadi. Ben arabadan indim, elimde çanta vardı. Sonra tam kapıyı kilitledim, İki adam geldi. Çantayı elimden zorla aldılar. İşte olay aynen böyle anlattığım gibi cereyan etti babacığım. Emin misin? Ne demek emin misin? Halimi görmüyor musunuz babacığım? Her tarafım ağrıyor vallahi. Çok kötü dövdüler. Niye böyle bakıyorsunuz ya? Kadir. Efendim Hulya. Dün ne diyordun? Bir gün bu saydığımız paralar bizim öz paralarımız olacak. Sana yatlar, katlar, arabalar alacağım. Öyle büyük pırlantalar alacağım ki parmakların ağırlığından sürecek diyordun. Hulya, o lafın gelişiydi hayatım. Böyle mi dedi sana? Evet anne. Tamam işte. Ne demek bu paralar bizim öz paralarımız olacak? Paralara konacağım demek. Sevgili aile fertlerim, sayın ebeveynlerim, canım karıcığım. Herhalde parayı benim çaldığımı düşünmüyorsunuz değil mi? Böyle düşünmemize yetecek kadar sabıkan var damat. Nerede para? Oh. Söyle. He? Yoksa götürüp altılıya mı yatırdın? Hayır babacığım ya, vallahi hayır ya. O zaman gazinoda kadınlarla yedin. Ya Hülya, olay dün oldu diyorum. Ben parayı ne ara yemiş olabilirim ya? Belki de bir gece önce çantanın içi boştu. Hiç göstermedin ki. Demek ki yemiştin bile. Evet, doğru. Çantanın içini göstermedi. Yazıklar olsun sana damat. Ya Sinan abi tablo için parayı verirken çantayı açtı ya. Parayı gördünüz ya.
sattığın tablo da büyülüymüş zaten. Büyülü müymüş? Bak çocuğum, itiraf et şunu. Eğer itiraf edersen 3-5 yıl yatar kurtulursun. Ama polis öğrenirse en az 15-20 yılı var bunun yani. İtiraf mı itiraf edemem ben. Ben masumum diyorum. Niye inanmıyorsunuz babacığım? O zaman itiraf edene kadar başındayız. Evet. Evet. Bak Kadir, eğer itiraf edip o parayı bana iade edersen sana 1 milyar lirasını veririm. Tablonun parasını düşseydin bari Sinan. Peki şekerim, eğer o parayı bana iade edersen sana 600 milyon lirasını veririm. Ya neden anlamıyorsunuz ya? Ben çalmadım diyorum ya, ben çalmadım ya. Of ya of, ne yapacağım ben Defne? Aman abla, al çek bir mesaj, evlenme teklifini kabul ediyorum de kurtar adamı. Ay ay ay, ne çatlak adam bu ya. Sende de ne göz varmış abla. Bir adam bu kadar aşık edilir mi ya? Sence intihar eder mi dersin? Bilmiyorum. Blöf de olabilir. Blöf de değil mi? Blöftür herhalde. Sayın seyirciler, şimdi aldığımız bir haberi veriyoruz. İstanbul Taksim Meydanı bir intihar eylemine şahit oluyor. Akıl hastası olduğu sanılan Tankut Gökova isimli bir şahıs üzerine benzin dökerek kendini yakacağını söylüyor. Şahsın sürekli bir biçimde "Yeşil gözlüm buraya gelsin, yoksa kibriti çakarım" diye bağırdığı öğrenildi. İnanmıyorum. Sana inanmıyorum Kadir. Kızım nereye? Hiç baba, şey, Pelin'i uğrayacaktım. Pelin evde yok İpekçim, ralli seyretmeye gitti. O zaman Süreyya'yı uğrayacağım. Var ya, yine bir şey olacak. En son ben duyacağım. Paramı istiyorum Kadir. Sinan abi, şu suçlular yakalandığında o paranın 5 milyarını bana vereceğinize söz verir misiniz? Suçlular yakalanmayacak Kadir. Çünkü bu basit numarayla paramı iç eden sensin. Ben bir kapıya bakayım, pardon. Buyurun memur bey. İyi günler. Sinan bey'in burada olduğunu öğrendik. Evet, Sinan benim. Buyurun memur bey. Paranız bulundu Sinan bey. Bulundu mu? Bulundu mu? Evet Kadir bey, siz dediğiniz robot resimler sayesinde koca bir şebeke çökertildi. Merkeze gelip paranızı tutana karşılığında alabilirsiniz. Çok teşekkür ederim memur bey. İyi günler efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler memur bey. İyi günler. Müjgan'cığım, biz karakola kadar gidip paramızı alalım. Evet, evet hayatım. Gidelim biz. Kusura bakmayın Kadir bey. Sanırım bana 5 milyar borcunuz var Sinan abi. Güle güle, güle güle. Babacığım. Ben sadece gerçeği öğrenmeye çalışıyordum. Yoksa senin yapmadığından emindim yani. Ben de emindim. Ben de emindim hayatım. Ben de. Mustafa? Efendim anne. Ne oldu oğlum sana? Yok bir şey anne, bir şey olmadı. Nasıl yok bir şey? Dükkanda yangın falan mı çıktı? Ne oldu böyle? Yok usta. Konuşsanız evladım. Kızım sen anlat, ne oldu bunlara? Mustafa ile Hasan ralliye katıldı. Arabanın motoru yandı. Hangi arabanın? Sizin arabanın. Ne? Ben Mustafa abiye çok basma dedim ama usta beni dinlemedi. Sana ne? Nerede araba? Sanayide baba. Ya siz ne biçim adamlarsınız ha? Bizim arabanın rallide ne işi var? Niye ralliye katılıyorsunuz ya? Ya siz beni delirtecek misiniz? Sakin. Öldürmek tamam, mi istiyorsunuz siz beni? Bıktım artık sizden ya. Yettiniz artık ya. Hiçbirinizi görmek istemiyorum. Neyin çıkarsa çıktı, bırakın. Çekilin, sen durma beni. Baba, şakalın.